Selamun aleyküm. Selam. Ekip nasılsınız? Şükür Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olasın. Ne haber? Aynen. Merhaba. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sen nasılsın? İyiyiz baştan çok. Bu var ya, güzel papaz olur bundan ha. Papaz rolü olur bundan. Hocam, aynen. Hoca mısın? Evet. Harbi misin sen? Ulan ne dedi? Baltayı taşa vurduk ya. Eyvallah, nasılsın? Sağ ol abi, sen nasılsın? Allah razı olsun, sağ olasın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Eyvallah, çok teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Tam böyle Ulu Cami'nin önünde, tam bir böyle manevi bir ortam olsun burası. Arabayı böyle koyalım, ondan sonra ışıklarımızı falan çekelim, sehpalarımızı hazırlayalım. Sehpalar, şeyde, şeyleri nasıl yaptınız? Yer sehpalarına yakın böyle, tam bir... Tam o Adana usulü, Adana değil mi? Usulü başka, Adana usulü. Tablacı usul yani. Tablacı usul, tamam. Tablacı usulü. Tablacı usul, diziyoruz şeyleri. Tamam. Ben o esnada yardım kolisi dağıtımımız var bugün. Birkaç yere uğramam lazım. Sen gelmek istiyor musun şeye? Yok, ben buradayım. Camiye. Ben gideyim oraya, şeyde, Seyhan'ın oraya. Aynen. Ondan sonra Ulu Cami burada. Akşam namazını falan burada kılarız. Tamam. Zaten Adana'nın manevi atmosferi bu civarda yaşıyor. Tamam. Şeyde de burada program bittikten sonra da hemen yan taraftaki az önce baktığımız yer var ya, orada iftardan sonra çay sohbetine de orada buluşalım. Olur. Tamam, orayı hazırlayalım. Tamam. Eleman var mı orayı hazırlayacak? Sıkıntımız yok, ayarlarız onları. Senin Allah'ına kurban ya. Akşama neydi? Kebap yiyecek değil mi? Kebap yiyecek. Kebap yiyecek. Şalgam yiyecek ama ertesi gün nasıl oruç tutacak onu bilmiyorum. Yani Allah olsun. Akşam acılı kebap yiyecek. Ondan sonra acılı şalgam yiyecek. Ertesi acılı gününde... Acılı ayran da var. İşte öyle. Acılı ayran. Acılı ayran. Acılı ayran mı? Acılı ayran, evet. Siz aynen. Acı suyu. Özel karışım ayranla yapılıyor, aynen. Acılı ayran. Siz niye bu kadar bu acıya taktınız? Acı değil başkanım ya. He? Acı değil abi ya. Normal su yani, acılı ayran. Abi, serinletsin diye. Seviyoruz. Serinletsin. Aynen. Bir de acı seviyoruz. Serinletsin. Acı serinletsin. Bizi ferahlatıyor. Eyvallah. Aynen. Abi bugün var ya, bugün Adana'da işimiz var bizim. Ama şeyden, Ramazan konseptinden hiç ayrılmıyoruz abi. Tamam, hep onun etrafındayız. Allah'ın tamamdır inşallah. Şeyde bir tane de şey bulalım ya. Ne bulalım abi? Akşam bir tane birisi bir bağlama çalsam bize ya. Var mıdır öyle? Buluruz abi. Aynen öyle. Ama şey değil öyle ha. İtalya. Böyle gençten bir tanesi, İtalya. Gençten bir tanesi biraz daha böyle hani Ramazan hani Adana'ya gidek mi değil de daha Medine'ye varamadım. O moddayız. Ayarlarız. Tamam. Ayarlarız. Süper. O zaman burası sizde. Ama bak, ha burayı temizliyoruz. Biz gençleri burası. Aynen burayı. Temizlik masayı şeyini yap Fatih, iş sen de, ben çıkıyorum. Tamam. Tamam. Hadi Allah'ına kurban. Görüşürüz abi. Kumpur, mercimek, fasulye, toz şeker, çay, salça, makarna, arpa, şerye, un, ayçek, ya tuz, birazcık çorba. Şimdi yardım işi tamam. Hatta siz de geçin Fatih'in yanına. Ben şöyle bir Adana'yı bir dolaşayım, bir yaşayayım Adana'yı. Bakayım bu Ramazan nasıl Adana'da. Ondan sonra bir de bir ikindi namazını kılmak için bir merkez camine uğrayayım. Hem orayı da bir göreyim, orada bakayım. İnşallah yetiştiririm namazı. İnşallah. Yetiştiremezsem Ulu Cami'de kılarım o yan İnşallah tarafta. Beraber. Ama ben bir Adana'yı yaşayayım. Tamam. Tamam. Görüşürüz orada. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hadi. Hadi. Bak. Allah razı olsun. Memleket nereye? Rize. Ha? Rize. Bak nasıl çıkaracağım. Ardaşan, Çamlıhemşi, Çaylı, Fındıklı, 200 lira, Kalkan Tere Pazarı neresinden?
Ulan hepsini biliyor. Malatya. Akçada Arap'dır, Arguvan Daran dedi, Kaşayir, Hakim Hazretleri gelişilir. Diyarbakır. Bismil, Çermik, Kina, Çingi, Yüzgülde, Ergani, Hani, Hadrokun, Lidesin var. Trabzon. Akçabat, Arak, Arsın, Çay, Karama, Çıka, Oh, Tonya, Bakıyor, Mümra. Ne demek ben şakam içmem ya. Eyvallah. Her şey var bende. Her şeyi yaparım ha. Benim elimde her şey, imkan hep geçer. Ha. Harikasın ya. Ha. Kendime iğne de yaparım. Kendine? Tabii. Nasıl yapıyorsun da kendisi? Tamam. Dayı sen bu yaşa kadar iyi gelmişsin var ya. Ha. Ne bu? İsmi ne? Bu Ramazan'ın gülü. Ramazan'ın gülü? Evet. Gülü. Ramazan'ın gülü. Ne var bunda? Bunun içinde tereyağı katıyor işte. Tereyağı katıyorsun. Evet. Şu an boş mu bunun? Boş, böyle satılıyor. Evet. Ha öyle satılıyor. Sadece Ramazan'a has mıdır bu? Ha, Ramazan'da mı yapılır? Sadece Ramazan ayında çıkıyor bu. Sadece Ramazan evet. Ayında. Kaç kuruş böyle tanesi? Tanesi 4 lira abi. Size fazla alırsa bir şey sarmalıyım. Dur şimdi. Şeyde be. Lan ne yapacağım hepsini şeyinde? Bir şeyini sorayım dedim de. Peki bu şu saatte mi alınıyor? Daha iftara yakın alınmıyor mu bu? Şimdi de alınıyor. İftara saatinde de alınıyor. Ama iftara saatine kadar zor bulunuyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. 3 tane dedim. 3 tane. 3 tane, 3 tane. 3 tane var burada. Ha 3 tane. Tamam. Lan nasıl 3 tane var burada? 1,5 tane var burada. Her biri tek bir tane. 3 tane. Ha bunu bir tane mi? Evet. Oo, tokatlandık. Tokatlandık. Tokatla. Adana'da ilk tokatı yedik. Ha bak afiyet olsun da dedi. Eyvallah sağ ol da. Ramazan bir Müslümanın ayıdır. Yani onun için Ramazan'a biz Müslümanlar bir şekilde sahip çıkmamız gerekiyor. Ama bir şeye sahip çıkabilmek için onu ilk önce tanımak gerekiyor. Ramazan aslında bir vefa ayıdır. Biz Allah'a vefa ediyoruz. Bak şimdi senin saçların ne kadar güzel değil mi? O kadar ters. Baban mı yaptı onları? Yok. Bir yerden para verip de mi bu hale getirdin? Doğan. Kim yaptı onları? Kim verdi onları Allah. Sana? Allah. Allah verdi. Hani bir o tente tarzı bir şey bulun. Eğer yağmur yağarsa orada sığınabileceğimiz bir tente olsun. Orada çay ocağı vardı ya yan tarafta. Oranın önünde var zaten bir tane bak. Burada var bak. İşte heh, göster bana. Tamam işte bundan bir iki tane daha lazım bize. Onu nereden bulacağız? Sol taraf çay ocağı. Tamam. Tamam bir bakayım şuna. Şeye de bir bak. O şeyde çay sohbeti yapacağımız yer var ya. Belki onların da vardır böyle şeyleri tentel. Of of of. Selamünaleyküm. Merhabalar nasılsınız? Hoş geldiniz. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi araç ayarlamamız lazım. Araçları ayarlayalım. Fatih neredesin? Kimde araç var? Tamam. Bak şimdi onları bir organize edelim. Gerekiyorsa şey alalım. Gidip geleceğiz. Yok onda değil. Ya minibüs bulalım ya. Bir servis bir şey bulalım. Ya, tamam. Bir yerini bulalım gelsin. Biz iki seferde hemen ekip oraya atsın. Araç bizde mi? Değil. Yok. Var mı orada kalan? Mustafa. Camin orada kalan var mı abi? Hızlı bir şekilde ben göndereceğim burada. Dostlar Ramazan ayı vefa ayıdır vefa. Vefa göstergesini en üst nirvanaya çıkarmamız gereken bir aydır. Biz bu Ramazan geleneklerimizi, Ramazan ritüellerimizi millete slogan atarak değil, yaşayarak büyüteceğiz. Çocuklarımıza bakın 2 yıl boyunca
Pandemi nedeniyle Ramazan yoktu. Ellerinizden öper. 11 yaşında bir tane oğlum var, Mustafa Berat. Tam Ramazan'la tanışacağı seneler. 8 yaş, 10 yaş, 12 yaş çocukların tam Ramazan'la tanışma ayları. E pandemi var. Çıkamıyoruz evden. Ne yapacağız? Gittim. Böyle led ışıklar aldım. Evin her tarafını hazırladım. Küçük küçük kartonlara hoş geldin ya şehri Ramazan çizimleri yaptık. İnternetten indirdim fotoğrafı. Kağıdın üzerine çizimleri yaptık. Annesi, ben, oğlum oturduk, makasla kestik. Evin her tarafını süslemeye başladık. Hatta Berat'a o kadar bir led ışık yaptım ki eve. Ev bildiğin hani Sultanahmet Meydanı'na döndü. Tam Mustafa Berat'a da dedim. Ezan okunduğu zaman prizi sok, komple ev aydınlanacak. Hani camiye gidemiyoruz, o ritüeli göremiyoruz. Bari evde yapalım onu diye. Bizimki de namazları, ezanları karıştırdı. Öğlen ezanı okunuyor, takıyor fişi. Bir şey yok. Zaten gündüz, tam ışıklar da çıkmıyor. Söylemeye çalıştığım şey şu. Sen Ramazan'ı gönlüne getiremezsen, sen Ramazan'ı evine getiremezsen, o Ramazan şehre de gelmez. Ramazan ritüelini ayağa kaldırmamız lazım. Çünkü vefa göstergesidir bu. Aslında siz buraya gelerek bize çok büyük bir vefa yüklediniz. Siz 10 kişi uyandırdıysanız, şimdi bu 10 kişi 100 kişiyi, 1000 kişiyi uyandırmakla mükellef. O yüzden aslında çok teşekkür edilecek bir durum yok. Bize vefayı, sorumluluğu yüklediniz. Sen nerelisin? Kozanlı mısın? Bir tek bu uyanmış benim.